Sebep sonuç devam ediyor. DEM ve CHP arasındaki kent uzlaşısını konuştuk. İlk bölümde Murat Özer'in ekleyecekleri var. Evet, ben şimdi Sırrı Sakık'ın açıklamalarında da hani son derece böyle CHP ile sanki aralarında problem varmış, gerilim varmış gibi bir şey. Bayağı kavga ediyorlar Özer'le. Kavga ediyormuş gibi bir görüntü vermeye gayret ediyorlar. Ben bunu bir stratejinin bir parçası olduğu kanaatindeyim. Ayrıca Esenyurt'ta Abdullah Öcalan posterlerinin açılması da aslında kitleyi tahrik etmek maksadıyla, yani Türkiye kamuoyunu tahrik etmek maksadıyla özenle yapılmış şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bence hele ki bir de bütün bu süreçlerden sonra bir de Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılma davasını tekrar önüne alıp bir de partiyi kapatırsa falan tam istedikleri şey olacak. Böylece DEM aslında bence özellikle İstanbul başta olmak üzere pek çok yerde seçimden çekilmek istiyor. Ama bunu kendi kamuoyuyla, kendi kitlesine makul bir şekilde izah etmek için bir şeye ihtiyacı var. Samet, görüntüleri versene. Yani, Murat, bunları bilerek yapıyorlar ki kapatılmak için yapıyorlar. Evet, kapatılmak ya da kendi üzerinde Türkiye kamuoyunda ciddi bir baskı oluşturulsun. Kendilerine karşı bir nefret artsın istiyorlar. Eğer böyle bir şey olursa ondan sonra çıkarak şöyle demek istiyorlar. Diyecekler yani. Biz demokratik, bizim üzerime çok büyük bir baskı var. Büyük bir şiddet sarmalının içine düştük. Türkiye tam bir faşizm, tam da söylediğimiz gibi Cumhur İttifakı'yla bir faşist diktatörlükle muhatabız. Bu sebeple Türkiye'de demokratik siyasetin önünü açabilmek için biz seçimlerden, yani aday gösterdiğimiz pek çok yerden adayımızı çekeceğiz. Hı hı. Ve böylece demokratik siyasetin, yani eşittir, CHP'yi aleni bir şekilde destekleyeceğiz. Tıpkı 2019'da ve 2023'te yaptığımız gibi diyebilmek için bunun şu anda işaret taşlarını düşüyorlar. Yani bunlar aslında bunun yolunda yapılmış şeyler. O açıdan burada asıl sorumlu olan, yani net bir şekilde PKK tarafından yönetilen DEM değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında bugün insanların, toplumun eleştirilerini yöneltmesi lazım. Bu vakanın gerçekte mimarı Cumhuriyet Halk Partisi çünkü. PKK ve DEM sadece burada bir argüman, yani açıkçası bir argüman ve Cumhuriyet Halk Partisi siyasetini yönlendirmek, yönetebilmek üzere bir taraflarda tezgahlanmış. Onların neresi olduğunu da çok net biliyoruz. Bu süreçten sonra biz açıkçası bu 30 günlük süreç içerisinde DEM'in siyaseten, demokratik siyasetin önünü açmak tırnak içerisinde ifadesiyle seçimlerden çekilebileceğini göreceğiz. Ve bunu da kendi kitlesine ancak bu şekilde izah edebilir. Öyle mi? Son güne kadar DEM'in çekilme ihtimalini görüyorsun, evet, sen. Evet, kesinlikle. Girmiyoruz diyecekler, öyle mi? Girmiyoruz bu diyecekler. Bu kadar izah edilirim ama Meral Danış Beştaş'ı dinledim. Ya arkadaş diyor, biz bir siyasi partiyiz. Bize soruyorlar, aday çıkartacak mısınız İstanbul'da? İşimiz bu. Çıkartmayacak olsak söylerdik diyor. Bu sözlerini yiyebilir mi Meral Danış Beştaş? Elbette. Gel, şu açıdan soruyorum. Tabii ki biz 14 Mayıs, 28 Mayıs sürecinde nelere şahit olduk? Bir gecede sağdan sola hani zıplayanlar vardı. Ama Meral Danış Beştaş, hani o siyaset içerisinde, HDP DEM siyaset içerisinde ciddi görünen bir siyasetçi. Bu, evet, sözünü yer mi Murat? Bu söz yemek olmayacak çünkü. Önemli olan, bakın, bütün bu seçim sürecinde önemli olan PKK'nın Türk siyasetini ne kadar yönlendirebileceği, öbürü ne kadar yönetebileceği. Yani. Geri kalanın bir önemi yok. Meral Danış çekilmiş, çekilmemiş. Onlar bunların, yani bedel ödediklerini, feda ettiklerini, demokrasiye ve yani barış için, tırnak içerisinde, Türkiye'de barış için, halkların kardeşliği için fedakarlıkta bulunacaklar. O açıdan Meral Danış aslında bunu yaparsa kahraman olacak. Ama bunu yapabilmek için bunları yapmak zorundalar. Yani öncelikle halkı iyice tahrik etmek durumundalar. Bütün bu mekanizma aslında örgütlü bir şekilde, planlı bir şekilde yürüyor. Ekleyeceğim var galiba. Bir cümle söyleyecektim. Tabii ki. Türk siyasetinin önemli aforizmalarından bir tanesidir. Dündündür, bugün bugündür. Bir de ayrıca bence çok konuşulmadı. Demin İstanbul'daki Yüksek Seçim Kurulu'na götürüp listelerini vermesi meselesi çok önemli. Bir görünmez el, o görünmez el Kandil'in eli, İstanbul'da tutanakları vermeyi geciktirip Ekrem İmamoğlu açıktan destekler pozisyona gelmek istiyorlardı. Fakat son anda nasıl olduysa başka bir şeyler oldu ve götürüp teslim ettiler. Bence PKK'nın hedefi demin İstanbul'da aday çıkartmamasıydı. O da bir ayağıydı. Murat da diyor ki sokakta da kışkırtıyorlar ki, evet, yargıda devreye girsin.